Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün Pocket Option'da gerçek hesabımda ilginç bir şeye denemeye karar verdim. Olayı biraz daha zorlaştırmak ve enteresan hale getirmek için gerçek hesabımı deniyorum. Lütfen dikkatlice izleyin. Bu daha önce, yıllar önce anlattığım bir yöntem, zigzag yöntemi. Umarım hoşunuza gidecektir. Bir saniye bekleyin. Evet, oldukça basit bir şey anlatacağım. Belki şaşıracaksınız. Belki hoşunuza gidecek. Yıllar önce denemiştim ve başarılı sonuçlar almıştım. Biraz nostalji yapmaya herhalde hiç kimsenin itirazı olmaz. Zigzag yöntemi katlamalı bir şekilde gidilebilir. Bir yönden başlayacağız. Gerçek hesapta olduğumuzu unutmayalım. 1 dolarla başlayalım ve kendimize bir yön seçelim. 1 dakikada burası kalsın. Ve ben aşağı yönü seçiyorum. Kazandığı müddetçe aşağı yöne oynamaya, kaybederse ters yöne çift katıyla girmeye çalışacağım. 5037 dolarımız var. Bakalım sonuç ne olacak? Beraberce göreceğiz. Olayın aslı ve esası bu. Kazandığı müddetçe aynı yöne, kaybettiği zaman ters yöne işlem açmak üzerine kurulu. Zannedersem şu an açmadık. GBBUS'de istediğiniz bir çifti açabilirsiniz. Yo, şu açılmış. Evet. Kaybederse çift katına ters yöne gideceğim. Veya çift olmazsa bir üst çifte gideceğim. Yani kaybederse bir 3 ile yeneceğiz. Henüz kapanmadı. Kapanışı görmek istiyoruz. Kaybetti. 3 dolarla bu sefer ters tarafa doğru işlem açtı. Bu böyle devam edecek. Sistem bu. Kazanırsa aynı yöne, kaybederse ters yöne gitmek. Aynı trade miktarını da koyabilirsiniz. Ancak o zaman biraz yerimizde saymış gibi olabiliriz. Kazandığı zaman tamamen tekrar ilk pozisyona döneceğiz. Yani 1 ile başladıysak 1 ile devam edeceğiz. Bunu 5-6 adıma kadar gidilebilir ve sonunda genelde kazandığını göreceksiniz. Kaybetme ihtimaline karşı bir 7 dolar hazırlayayım. Kaybetti. Ters tarafa 7 dolarla şu an giriyorum. Paramızın azaldığını buradan görebiliriz. Ne tarafa gittiğimizi unutmamamız şart. Şu an aşağı doğru bir işlem açtık. Kaybederse yeni işlemimize gireceğiz. 19 fena bir rakam değil. 1, 3, 7, 19. Daha önceki zararımızı çıkaracak şekilde. Zararla kapattı. Ters yöne tekrar 19 dolarlık bir işlem açmış olduk. Hiç arkasını kesmediğimi görüyorsunuz. Birbirini takip eden bir süreçte devam ediyoruz. Az sonra trade kapanacak.
Son 5 saniye. Yine zararla kapattı. En son yukarıya gelmiştik. Şimdi biraz olayı arttırmamız gerekecek. 50 dolarlık zamanı da kaybetmek istemiyorum tabii, değerli. Aşağı doğru işlem yapıyoruz. Şu an sanırım 5 kere falan bir adım atmış olduk. En son aşağıda olduğumuzda tabii ki unutmayalım. Bazen işler çok yolunda gider ve üst üste 7 kere 8 kere aldığınızı görebilirsiniz. Ve nihayet bu sefer geldi. En üstteydik. Ve 1 dolarla üste devam ediyoruz. 5.038 dolar gibi bir şeyle başladığımızı fark etmişsinizdir. Şu an kârdayız. Önemli olan devam edebilmek ve az bir paranızın olmaması, öyle söyleyebilirim. Vakit opsiyonunda gerçek hesabımız var, biliyorsunuz. Şu an tekrar birinci adıma döndük. 27 saniye kaldığını gösteriyor. Yeni opsiyonu ayarlayalım. Kaybederse 3 dolarla tekrar bu sefer aşağı doğru vereceğiz. Kazanırsa aynı yönden aynı miktarla aşağıdan devam edeceğiz. Kaybedebilir. Az önce de görmüştük. Evet, kaybetti. Aşağı yöne hiç beklemeden tam ters yöne platformu şaşırtacak şekilde aşağı doğru işlem açtık. Bu işlem yapmanın mantığı platformu biraz şaşırtmakla alakalı bir şey. Yani platform sizinle oynuyorsa siz de platformla oynamış oluyorsunuz. Platform da ne yapacağını şaşırıyor. Bir yerden bir yerde genelde yakalıyor. Aşağıda olduğumuzu unutmayalım. Kaybederse 1.8 makul olabilir. Aşağıdaydık. Kazandı. Aşağıdaysa tekrar 1 dolara devam ediyoruz. Yönü unutmamak burada en temel özelliğimiz olacak. Aşağıdayız. Zaten burada aşağı ibaresini görüyorsunuz. Buradan takip edebilirsiniz. Bahis miktarı 3, orada kazanmışız. Şimdi 1 dolarla tekrar aşağıdayız. Kazanırsa 1.91 alacak. Kazandığı sürece aynı yöne gidiyoruz. Yeni opsiyonumuzu ayarlayalım tabii bu arada. Çok abartmadan belli meblağlarda bu sistemi yaptığınız zaman çoğu indikatörün ve template'in yaptığı işten daha iyi iş gördüğünü göreceksiniz. Zikzak yöntemiyle platform şaşırtmaca yöntemi, zikzak yöntemi diye isim vermiştim onu yıllar önce. Yine geldi. Yine geldiyse aynı yöne devam ediyoruz. Aşağıda olduğumuzu unutmayalım. Özgür Ünal normalde basitliği seviyor. Basit olayları seviyor. İlk yıllarındaki gibi. Basit olan şeyler daha çok ilgimi çekiyor. Bu yöntemin mantığı platformu şaşırtmak. Bizimle oyun oynamasını istememek. Biz onunla oyun oynuyoruz şu an. Kaybedebilir. Güçle hazırlayalım.
kaybetti. Ters yöne katı veya biraz üstünü girebilirsiniz. Aynı oranlarda da girebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ama hani kazanmak, biraz daha hızlı kazanmak veya hareket arzu ediyorsanız biraz katlamalı martingale'li girebilirsiniz. Yine ben 8'i ayarlayacağım. Kaybederse şu an yukarıda olduğumuz bu yeşil ve yukarı bakan oktan görebiliriz. Yeni opsiyonu hazırlayalım. Sonucu tabi ne olur bilmiyorum. Şu an yukarıdaymışız. Kazanırsa 5.73 verecek. Kazandı. Aynı yöne 1 dolarla devam etmemizi istiyor. En son yukarı açmıştık. Yine yukarı açtık. Çok kolay ve basit bir yöntem ve genelde sizi üzmeyecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Tabi demoda test etmeden asla bir işe kalkışmayın. Bunu yıllar önce, 4-5 yıl önce ortaya koymuştum. Unutulan değerli yöntemlerden, basit yöntemlerden bir tanesi. Kaybetme ihtimaline karşı en son yukarı vermişiz. 3'ü burada ayarlıyorum. Kazanç oluştuğu zaman buradan oluştuğunu görebilirsiniz. Opsiyon başarısız sonuçlandı. Ters tarafa 3 dolarla girdim. İlk başta alta ve üstüne nerede başladığınızın pek önemi yok. Zikzak şekilde çalışıyorsunuz. Sonraki trade'i ayarlıyorsunuz. Şu an aşağı çalışmışsınız. Gelirse tekrar ilk adıma döneceksiniz. Gelmezse ters tarafa, yani yukarı 8, 9, artık siz ne anlıyorsanız 10 dolar olabilir. Yukarı yöne gidiyorsunuz. Tabi miktarı belirleyecek olan sizsiniz. Ben olay size mantığını söylemeye çalışıyorum. Az bir zaman kaldı. Kaybedebilir. Aşağı yapmışız en son. 8'i ayarlamıştık zaten. Kaybederse. Şu an kazanıyor. Kazandı bu sefer. En son aşağıda kazanmıştı. Tekrar aynı yöne gidecektik. Gördüğünüz gibi 5.051 dolara ulaştık. Gerçek hesapta 5.038 dolardı sanırım. Bu şekilde bir zikzak yöntemi size hediye ediyorum. Kullanın. Basit olan iyidir. Platformu şaşırtmayı bilin. Hepinize sevgi saygı. Abone olmayı lütfen kanalıma unutmayın. Demo açabilirsiniz. Pocket Option demosunu aşağıda vereceğim. Aynı şekilde deneyin. Güzel sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Hoşça kalın.